Sevgili arkadaşlar, atmaların iletilmesi ve yansıması konusu yay dalgalarının önemli, güzel, incelik gerektiren konulardan birisi arkadaşlar. İnceliklerine dikkat ettiğimiz zaman çok rahat sorularını çözebiliriz. İki yayı uç uca ekliyoruz arkadaşlar. Biri hafif, diğeri ağır ya da biri ince, diğeri kalın yay şeklinde isimlendirebiliriz. Önce hafif yaydan ağır yaya doğru bir atma göndereceğiz. Bunun bir kısmı iletilecek, bir kısmı yansıyacak. Bunların özelliğini inceleyeceğiz. Hızlarını, genliklerini, genişliklerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir de tersi durumu inceleyeceğiz. Evet birincisi olarak arkadaşlar hafif yaydan ağır yaya gelen atmayı inceleyelim. Hızı V, genliği R, genişliği X olan bir atma geliyor. Bir simülasyon izleyelim arkadaşlar bu durumla ilgili. Hafif yaydan bir atma gönderiyoruz. Yayların birleşim noktasına geldikten sonra iletilen ve yansıyan olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar bu atmamız. En önemli ilk yorum olarak arkadaşlar atmaların yönleri üzerine duracağız. Hangisi ters yönde, hangisi aynı yönlü gidiyor şeklinde olacak. Şimdi tekrar dönelim dersimize. Atmaların birleşim noktasına bakıyorum. Burasına sabit uç diyorum. Çünkü ağır yaya geliyor arkadaşlar. Sabit uç gibi davranıyor. Yani gelen atma ters dönerek yansıyacak buradan arkadaşlar. Evet, şuraya çiziyoruz. Ters döndük. Bu tarafa doğru gidiyor yansıyan. İletilen ne olacak arkadaşlar? İletilen gelenle her zaman aynı yönlüdür. Bu cümleyi not ediyoruz. Önemli bir cümle. Gelen atma ile ileten atma her zaman aynı yönlüdür. Birinci özelliğimiz yönlerle alakalıydı sevgili arkadaşlar. İkinci özelliğimize gelelim. Hızlarla alakalı yorum yapalım. Sevgili öğrenciler, dalgalara hız ortama bağlıydı. Bunu da yazıyoruz. Evet, buna göre hızları gelen atmanın v idi, yansıyanlığın hızına v1 dedim, diletklerinin hızına v2 dedim arkadaşlar. Eğer evet, hızları kıyaslayalım, ee, arkadaşlar yansıyan ve gelen atma aynı ortamda olduğundan dolayı bunların hızları eşittir, yani v eşittir v1 çünkü ortamları aynı. Onlar büyük olacaklar V2'den çünkü V2 ağır yay ağır yayda hız daha azdır arkadaşlar. Bundan dolayı V2 dedik. Şunu kenara tekrar yazayım arkadaşlar. V hafif büyüktür V ağırdan. Et evet, gelelim 3. özelliğimize. Renk değiştireyim ben. Genişliklerle alakalı arkadaşlar. Yani x'lerle alakalı. Şuraya x1 diyelim. Buraya da x2 diyelim genişliğe. Arkadaşlar hız ile genişlikler aynıdır. Çünkü dalga oluşurken x hızıyla orantılı oluştuğundan dolayı x ile hız doğru orantılıdır. Hız neyse aynısını x'e yazıyorum. Bu yansıma ve iletim için geçerli. Şimdi dördüncü olarak da arkadaşlar şu d mesafelerine bakalım. Şuraya d1 buraya d2 diyelim. Hangisi daha büyüktür? Tabii ki hızlı olan kısımdaki uzunluk daha fazla olması gerekiyor. Hafif yay daha hızlı olduğundan dolayı D1 büyüktür. D2'dir. Ve beşinci özelliğimiz arkadaşlar. Genlikler kısmına geldik arkadaşlar. Genliklerde gelenin genliği yani R büyüktür R1'den. Şuraya R1 dedim. Genlik daha büyüktür Arkadaşlar gelen aynı şekilde gelenin genliği R2'den daha büyüktür Arkadaşlar şurada R2 dedik arkadaşlar sevgili arkadaşlar ağır yaydan hafife gelen atmayı inceleyelim şimdi de önce bir simülasyonumuzu inceleyelim gelen atma yayların birleşim yerine geldiğinde Arkadaşlar bir kısmı iletiliyor bir kısmı yansıyor Bu şekildeki gibi atmamız geldi aynı yönlü olarak ileten devam etti Yansıyan ise yine o da aynı yön olarak yani baş yukarı olarak devam ediyor. Burada ince yayın arkadaşlar serbest uç gibi davrandığına dikkat edin. Evet atma ağır yaydan hafif yay gelirken arkadaşlar yayların birleşim noktasında hafif yayla karşılaştığı için sanki burada serbest uçla karşılaşmış gibi olacak. Bu durumda arkadaşlar serbest uca gelen atma yön değiştirmeden yani aynı yönlü olarak geri dönüyordu. Yani baş yukarı ise yine baş yukarı olarak devam ediyor. Atmamız bu şekilde geri dönmüş oldu. Hızı da V1 oldu arkadaşlar. Peki iletilen atma ne olur? Az önce bahsetmiştik. İletilen atma her zaman gelen atma ile aynı yönlüdür. Bu da V2 oldu. Evet birinci olarak arkadaşlar atmaların yönlerini bu şekilde bilmemiz lazım. Çok net. Çok önemli kısımlardan birisi burası. İkinci kısım olarak sevgili arkadaşlar hızlarını bilmemiz gerekiyor. Az önce yine bahsetmiştik. Hızlar ortama bağlıdır dedik. O zaman ağır yayların ortamları aynı. Yani V ile V1 aynı ortam. Bu durumda hızları eşit olacak. Hızlarının büyüklüğü eşit olacak daha doğrusu. Peki V2 onlardan daha büyük müdür? daha büyüktür çünkü hafif yay arkadaşlar hafif yayda atma daha hızlıdır. Ve 2 onlardan daha büyük oldu. Üçüncü olarak genişlik kısmına baktık arkadaşlar. Genişlik ile hız doğru orantılıdır demiştik. Az önce bahsettik bundan. Ve dördüncü olarak şu D mesafelerine bakacağız. Şurası D1, burası D2. Evet. V2 büyük olduğu için, daha hızlı olduğu için D2 mesafesi daha büyük olacaktır. Çünkü daha hızlı gidiyor atma. D2 büyüktür. D1. Ve gelelim genlik kısmına arkadaşlar. Geldim. Burası R1. Burası R2. Buraya dikkat sevgili arkadaşlar. Beşincisi. Genlikler diyelim. Ve buraya bir ünlem koyalım. Milli eğitim Kitaplar bunu daha önce farklı anlatıyordu. Bu sene bu kavram değişti arkadaşlar. Yenilendi. Doğru olan yazılmış oldu arkadaşlar. Doğru ve ilginç olan kısım yazıldı desek daha doğru olur. Genlik olarak öncelikle genliklerin ne olduğunu yazalım arkadaşlar. Sonra nasıl olduğunu izah edelim. R2 büyüktür R'den. O da büyüktür. R1'den olacak arkadaşlar. Şu R2 en büyük arkadaşlar. En büyük budur. İletilendir. Bu kısma özel. Sonra şu geliyor. Sonra da şu R geliyor. En küçük de burası arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar burayı hem simülasyonda hem de deney olarak bir görelim. Sonra bunun niçin olduğu kısmının üzerinde duralım arkadaşlar. Sabit engelden yansıma baş yukarı atma baş aşağı olacak şekilde oluyor arkadaşlar. Serbest uçtan yansıma ise şu şekilde oluyor hatırlayalım. Yayın bir ucu serbest engele takılı olduğu için arkadaşlar yayın tepe noktası Engele geldiğinde maksimum genlik oluşuyor arkadaşlar. İki katına çıkıyor genlik. Şöyle yavaş yavaş görelim arkadaşlar. Şu an tam genlik iki katına çıktı. Yansıyan atma aynı yönlü olarak geri dönüyordu arkadaşlar. Şimdi bu olayı ağır yaydan hafif yay gelen atma için düşünelim arkadaşlar. Gelen atma yayların birleşim noktasına geldiğinde serbest uçağa gelmiş gibi oluyordu. Bakın şimdi genliği arkadaşlar normalden daha fazla artmış olacak. Yani dalganın gelen atmanın genliği R ise 2R olmasa da 1.5R gibi bir genlik oldu. Bakın şöyle sakin sakin görelim arkadaşlar. Dolayısıyla iletilen atmanın genliği daha büyük oldu arkadaşlar. Bu olayı renkli olarak görelim. Beyaz gelen atma kırmızı ve mavi olarak ikiye bölündü. Şimdi ekranı yavaşlatarak tane tane inceleyelim arkadaşlar. Bakın beyaz atma geliyor. Serbest engele geldiğinde arkadaşlar kırmızı olarak yansıyan atma mavi olarak iletin atma oluşuyor şu an. Beyaz olan gelen atmanın ile mavi olan ileten atmanın genliğini kıyaslayalım arkadaşlar. İleten daha büyük oluştu. Buna dikkat ettik değil mi arkadaşlar? Sonuç itibariyle kırmızı olarak yansıyan atmanın genliği en küçük, mavi olarak ileten atmanın genliği en büyük, gelen atma da ortanca değerde oldu arkadaşlar. Bunu formüle edecek olsak arkadaşlar, gelen atmanın genliği RG, yansıyan RY iletin r i arkadaşlar. E gelen artı r yansıyan eşittir r ileten olacaktır arkadaşlar buradan. Bu kısmı böyle formülüze edebiliriz. Formülü bir tam yansıyan ve ileten oluştuğu anda görelim arkadaşlar. Evet. bir de olan deneyini görelim arkadaşlar. Evet hafif yaydan ağır yaya gelen atmanın ee durumu arkadaşlar. Şimdi ağır yaydan hafif yaya gelen kısmını görüyoruz arkadaşlar. Atma geldi. Şekildeki gibi devam etti. Atmayı ağır yaydan oluşturduk arkadaşlar. Gelen atma yayların birleşim noktasına gelirken bakalım. Boyu yaklaşık 1,5 birim kare. Bakın arkadaşlar iletilen 2 birim kare olarak yoluna devam etti. Bu olayı bir daha inceleyelim. 1,5 birim kare iken 2 birim kare iletilen oluyor arkadaşlar. Bu da deneysel ispatıdır diyelim. Burada kafamıza arkadaşlar şöyle bir soru gelebilir. Hocam biz genlikleri enerji olarak biliyorduk. Gelenin enerjisi daha büyük olması gerekmiyor mu? İletilen ve yansıyandan daha büyük olmalı değil mi? Şeklinde bir soru işareti kafamıza belirmiş olabilir. Şimdi bu kısmın izahına gelelim arkadaşlar. Olaya enerji açısından şöyle bakalım arkadaşlar. Bunun kütlesi de önemlidir biliyorsunuz. M diyelim kütlesine yüksekliğine R1 diyelim. Önceki enerjimiz MGR1 olsun. Sadece potansiyel kısmıyla arkadaşlar. MR2 dedik. Küçük M ve R3 dedik arkadaşlar. Sonraki enerji de mg büyük mg r2 artı küçük mg r3 oldu arkadaşlar. Tabi artı diğer enerjiler de olabilir. Yani hızdan dolayı enerji de olabilir arkadaşlar. Biz o kısmına bakmayacağız. Sonuç itibariyle mg r1 büyüktür mg r2. Buradan r1'in r2'den büyük olduğu sonucuna varabiliriz. mg r1 büyüktür küçük mg r3'ten arkadaşlar. Burada küçük m e, büyük M'den daha küçük arkadaşlar. E, buradan şöyle bir sonuca varabiliriz. R3 büyük R1 olabilir arkadaşlar. Yani bu olamaz diye bir şey yoktur. Yani burada matematiksel olarak arkadaşlar R3'ün R1'den büyük olabilme durumunu göz önünde bulundurmuş olduk. Yoksa denklem doğrudan böyle değil enerji denklemi. Evet arkadaşlar bu videomuzda yay dalgalarında yansıma ve iletim üzerine durduk. Bu konu ile ilgili arkadaşlar soru çözümlerini bir sonraki videoda hazırlayacağız. Konunun bu şekilde daha iyi pekişeceğini düşünüyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.